Edebiyat Doktorundan herkese merhabalar. Bu dersimizde Cumhuriyet Dönemi Türkiye'de Edebiyatı ile ilgili soru çözümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz ve 4. kısımdayız. İlk sorumuz bu parçada söz edilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir? Bu sanatçıların hemen hepsi şair olarak edebiyat dünyamıza girmiştir. Sürekli yenilik peşindedir. içtenlik, canlılık, başlıca ilkeler, hece ölçüsünü kullanmakla birlikte kendilerinden önceki topluluğun sanat anlayışını benimsemezler. 8 sayı çıkarabildikleri bir derginin ardından dağılırlar. Burada anlatılan grup 7 meşeledir. 7 meşele kendilerinden önceki olan 5 hececilere tepkildirler. O yüzden burada cevabımız 7 meşele. Zaten kısa bir dönemdir 8 sayı dergi çıkarttılar. 7 tane gencin bir araya gelmesi ve Cumhuriyet döneminde 1928 yılında oluşturduğu bir edebi topluluktur 7 meşele. İkinci sorumuz. Bu parçada tanıtılan öykücümüz hangisidir? Anadolu köylüsünü gerçekçi biçimde yazmış, akıcı anlatımıyla dikkat çekmiş bir öykücümüzdür. Roman ve şiir türlerinde de ürün veren sanatçımızın ilk öykü kitabı Değirmen'dir. Sabahattin Ali'nin arkadaşlar Kuyucaklı Yusuf adlı romanı önemlidir. Bunun yanında Kürk Mantolu Madonna adlı eser de önemli ve bu yazarımız daha önce üniversite sınavlarına soruldu. Toplumcu gerçekçiliğin önemli temsilcilerindendir kendisi. Cevabımız C seçeneğidir. Geçiyoruz Nurullah Ataç sorumuza. Nurullah Ataç ile ilgili hangisi yanlıştır? Nurullah Ataç, Cumhuriyet dönemi yetiştirdiği önemli bir denemeci, önemli bir tenkitçidir. Eleştiri türünün gelişmesinde önemli katkılarda bulunmuştur kendisi. Dilimizin özleşmesine öncülük etmiştir, sadeleşmesine de öncülük eder. Öykülerinde Said Faik etkisi görülür. Nurullah Ataç'ın bilinen bir öyküsü yoktur. Eleştirmen kimliği ön plandadır. Yaşadığı dönemde deneme türünün başarılı bir temsilcisi olmuştur. Hatta Nurullah Ataç, deneme türü için benim ülkesidir demiştir. Böyle bir sözü vardır kendisinin. Doğrudur. Konuşma dilindeki devrik cümleleri yazıda da kullanmaya çalışır. Evet devrik cümlelere çok önem verir. Şu bilgiyi de verelim. Nurullah Ataç evet birçok tespitinde haklıdır. Doğrudur. Bir tek Said Faik bunun yanında bir de Fazıl Hüsnü ile ilgili yaptığı değerlendirmelerinde yanılmıştır. Bunları çok geç fark etmiş bir insandır. Yani bu parçadan biz ne anladık? Nurullah Ataç'ın öyküsü yoktur. Denemesi eleştiri kimliği ön plandadır. Dördüncü sorumuz. Hangisi? Orhan Veli yani garip şiirinin özelliklerinden değildir. Orhan Veli ölçüye, uya karşıydı ve bunları biçimsel öge olduğu için bunları şiirden ne yapıyordu? Uzaklaştırıyordu. Orhan Veli şairhaneliği de kaldırıyordu ama dikkat edin şairhaneli söyleyişe yer verilmesi demiş. Bu son derece yanlış garip hareketi için. Sıradan konuları şiire konu olarak edinir mi? Evet, edinir. Şiirin duygudan çok akla dayanması, evet, akla dayandırırlar şiiri. Halkın dilinde bulunan sözcükler şiire giriyor mu garip hareketinde? Evet, giriyor. Şairane söyleyişleri Orhan Veli şiirden kaldırmıştı. Unutmayalım. 5. soru yazar eserle ilgili hangisi yanlıştır? Kolları bağlı o da susmeli andayındır Orhan Veli'nin arkadaşı garip hareketinden. Düşten Güzel, Ömrümde Sükut gibi şiirleri vardır. caiz Sıtkı Tarancı'nın 35 şiir de çok önemlidir. Hasretinden Prangalar Eskittim, Ahmet Arif'indir. Toplumcu Gerçekçi kendisi. Piyale ve Göl Saatleri arkadaşlar, onu da ekleyelim. Piyale ve Göl Saatleri hatırlamışsınızdır. Saf şiirin önemli temsilcilerinden olan Ahmet Haşim'indir. Yani yansıcık burada cevap D olacak. Sevda Sözleri de Cemal Süreyya'nın önemli bir şiiridir. Cevap Denizli'dir. Altıncı soru yine garip hareketiyle ilgili. Garip hareket diyorum dikkat et. dikkat edin akım değildir. Garip hareket olarak bilinir. Yani Orhan Veli ile ilgili hangisi ters düşer diyor. Şiir akıldan çok hayale ve duyguya mı dayanmalı? Kesinlikle yanlış arkadaşlar. Bu Orhan Veli'ye terstir. Çünkü Orhan Veli aklı ön plana alır. Söz sanatlarını ve mecazi anlatım bırakılmalı mı? Evet kaldırıyorlardı şiirden. Günlük yaşam ve sıradan insanın ele alınıyor. Evet sıradan insanı anlatır Orhan Veli. Şiirde bir işlevi kalmayan uyak artık bırakılmalı mı? Kesinlikle bırakılmalı. Halkın dilinde ve yaşamında bulunan her sözcük artık şiire girsin mi? Tabii ki de girsin. Basit bir şiir olsun, güzel bir şiir olsun. Akla önem versin şiir. Şiir akıldan çok hayal ve duyguya dayanmalıdır demesi son derece yanlıştır. Orhan Veli yani garip hareketi için akıl önemlidir. 7. sorum. Bu parçada söz edilen yapıt ve yazar hangisidir? Bu roman Hemen bakın E şıkkını eledim çünkü o şiirdi. Bu roman yazarın başka romanları gibi yanlış batılılaşmayı eleştirir. Dikkat edin yanlış batılılaşmayı eleştiren bir roman anlatılıyor bize. O zaman tiyatroyu da eledim. Baktım yanlış batılılaşmayı eleştirmiyordu lüzumsuz adam. Geriye iki şık kaldı. Bu ikisi de yanlış batılılaşmayı eleştiriyor. Peki İstanbul'un yaşamından gözlemler içeren yazara göre yozlaşmış olan insanlarla kendi değerlerine sahip çıkanları karşılaştıran yapıt yazarın diğer yapıtlarına göre fazla psikolojik derinlik taşımaz. Normalde psikolojik derinlik taşıyan eserleriyle bilinen bir adammış demek ki bu. Aklımıza kim gelecek? Peygamber Safa. İstanbul'un yaşamından gözlemler içeriyor. Yani yozlaşmış olan insanlarla kendi değerlerine sahip çıkanları karşılaştıran bir yapıtmış. Fatih Harbi arkadaşlar cevabımız burada PM seçilmiştir. Huzurda da yanlış bir batılaşma var fakat burada İstanbul'un yaşamından gözlemler içeriyor. Yazara göre yozlaşmış olan insanlarla kendi değerlerine sahip çıkanları karşılaştıran bir eserdir Fatih Harbiye. Mesela Fatih muhafazakar bir semttir. İstanbul'da Harbiye biraz daha elit bir semt olarak nitelendirilir ve bunların karşılaştırılması yani mukayesesi yapılmıştır. Cevap Ceyhan 8. soruya geçiyoruz. Bu parçada söz edilen öykücü hangisidir? Çehov yani kesit tarzı, durum tarzı diye bilinen olaysız öykü türünde başarılı yapıtlar vermiştir. Aklımıza o zaman Said Faik ve Memnu Şevket gelmeli hemen baktığınızda. Yani o elediğimizde bakalım bu mu acaba? Sıradan insanları gündelik olayları işler, çok doğal ve akıcı bir anlatımı vardır. Mendil altında özellikle Ayaşlı ve kiracıları daha önce de üniversite sınavlarında soruldu. Özeti önemlidir. Özetini mutlaka okuyun. Ayaşlı ve kiracıları adlı yapıtları ünlüdür. Yazarımızın yani Memduh Şevket'in diğer eserlerine baktığınızda Miras, Vassaf Bey, Otlakçı, İhtiyar Çilingir, Mendil altında Ayaşlı ve kiracıları bunlar önemli eserlerdir. Memdu Şevket etsem dalım. Geçiyoruz 9. soruya. Parçanın tanıtılan edebi topluluk. 50'li yıllarda garip hareketine tepki olarak doğar. Birinci yeniye tepki olarak ortaya çıkan arkadaşlar nedir? İkinci yenidir. O zaman cevap Adana. Kimmiş onlar? Cemal Süreya, İlhan Berk, Turgut Uyar, Edip Cansever. Mesela burada sayılmayanlar Ülkü Tamer var. Sezai Karakoç var. Turgut Uyar dedik. Mesela Edip Cansever sayılmamış. Cevabımız ikinci yenidir. İkinci yeni dedik sonraki soruda ise hangisi garip akımıyla ikinci yeninin ortak özelliği dikkat edin. Bu sorular çözülmelidir, risk alınmalıdır. Önemli sorular daha önce de soruldu. Bir şiiri biçimsel ögelerden kurtarmalıdır. Evet Orhan Veli de şiiri biçimsel ögelerden kurtarır, ikinci yeni de kurtarır. Aslında bu iki dönem birbirine zıt gibi. Hatta ikinci yeni garip et zaten tepki olarak doğuyor. Bunu bilelim tepkidir. Ama ikisinin de ortak bir ögesi vardır. Şiiri biçimsel ögelerden kurtarmaları. Bu doğrudur. Fakat basit söyleyişlere Orhan Veli önem verir ama ikinci yeni önem vermez. Şiirde imgelere yer veren kimdir? İkinci yeni özellikle imgelere çok önem verir. Şiiri bütünüyle duyguya dayandırmaları mesela bunu biz ikinci yeni için alabiliriz ama birinci yeniye alamayız. Çünkü onlar akla önem verir. Şiiri anlamdan uzaklaştırmaya çalışmaları kim için önemlidir? İkinci yeni için önemlidir. Sadece ortak olan özellik burada biçimsel ögelerden kurtarmaları ikisinin de ortak özelliğidir. Mesela bunun yanına bir de akım olarak neyi verebiliriz? Sürrealizm akımını verebiliriz. İki dönemde de ortak olan bir akımdır. 11. soru. Aşağıdaki Cumhuriyet dönemi sanatçıları ve yapıtları ile ilgili hangisi yanlıştır? Yazar eser eşleştirmesi, Peyami Safa'nın Sözde Kızlar eseri, Abdülhak Şinasi Yısır'ın Fahim Bey ve Biz, mesela Çamlıca'daki eniştemiz eseri daha var, Ali Nizami Bey'in Alfrangalı ve şehliği gibi bir eseri daha var. Fali Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı adlı eseri var. Burada yanlışlık C seçeneğinde. Cahit Sıtkı'nın 35 yaş şiiri. Orhan Veli Kanı'nın vazgeçemediğim. Burayı düzeltelim. C neydi? Fali Rıfkı Atay'ın. Düz yazıları ile daha çok bilinir. Anıları vardır. Gezi yazıları vardır. Zeytin Dağı Fali Rıfkı'nındır. Cevap Ceyhan. 12. sorum. Bu dizilerde de görüldüğü gibi ölüm korkusunu en çok işleyen Cumhuriyet dönemi sanatçımız hangisidir? Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah, aklımdan ölümüm geçer. Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. Tabii ki de aklımıza ölüm şairi dediğimiz Cahit Sıtkı Tarancı gelmelidir. Cevap Bursa'dır. 13. soru. Hangisi Memnun Şevket Esendal ile Said Faik'in ortak özelliği? Aslında ikisinin de arkadaşlar ortak özelliği nedir? Anton Çehov tarzı, yani kesit öykücülüdür. Öykülerinde genellikle günlük yaşamın sade insanlarını mı anlatmaları? Evet ikisinin ortak özelliği. Öykülerinde şiirsel bir anlatımın bulunması arkadaşlar bu evet bir tanesinde var o da Said Faik. Hatta Said Faik'in şöyle bir sözü var. Benim öykülerimi okuduğunuzda şiir okuyormuş havasına kapılabilirsiniz. Ne yapayım? Beni de böyle kabul edin gibi bir sözü vardı. Bu sadece Sait Faik'e ait bu olamaz. Mopasant tarzı öykücülük hayır, Ömer Seyfettin için diyebiliriz fakat Şevket veya Sait Faik için diyemeyiz. Gözlemediği duyguya mu yer verir? Hayır, bu ortak özellik değil. Doğaya pek önem vermemeleri demiş. Hayır, alınamaz. İkisinin de ortak özelliği öykülerinde günlük yaşamın sade, silik tiplerini anlatmaları özellikle. Cevap Adana'dır. 14. soru yazar yapı eşleştirmesinden hangisi yanlıştır demiş. Yaban adlı roman Yakup Kadir'in önemli bir romanıdır. Huzur adlı roman ise Tanpınar'ın arkadaşlar önemli bir romanıdır. En meşhur romanlarındandır. Cevap Bursa'dır. Eylül Mehmet Rauf'un psikolojik bir romanı Sinekli Bakkal önemli bir töre romanıdır. Halide Edeb'in Dudaktan Kalbi Reşat Nuri Güntekin'in romanıdır. Burada yanlışlık Huzur adlı roman Cumhuriyet döneminde Ahmet Hamdi Tanpınar'ındır. pem Safa'nın değildir. Geçiyoruz 15. soruyu Hangisi? 7 meşalecilerden birisi değildir. 7 tane genç adam vardı. Cevdet Kudret mesela. Bu Melih Cevdet'in yakın bir arkadaşı vardı. O Ohran Veli kimdi bunlar mesela? Birinci yeniydi. Bunlar 7 meşale olamaz. Vasım Mahir Koca Türk bu araştırmacı kimliğiyle bilinirdi. Yaşar Nabi Nair dergicilik kimliği önemliydi. Ve grubun en önemli şairi mesela Ziya Osman Sabah. Burada mesela ismini saymadığımız kimler var? Sabri Esat Siyavuşkil var. Muammer Lütfi Başçı var. Kenan Hulusi Koray var. Hikayecileri kimliğiyle öne çıkıyordu. Burada cevap Bursa'dır. Melih Cevdet birinci yenidir. Yani garip hareketidir. Geçiyoruz dersimizin son sorusuna. Hangisi? ikinci yeni kuşağının temsilcisi değildir. Turgut Uyarlar, Cemal Süreyya'lar, Edip Cansever'ler, Ece Ayhan'lar, Ülkü Tamer'ler, Sezai Karakoç'lar. Bunlar ikinci yeninin temsilcileri. Fakat burada Cahit Külebi'yi alamayız. Cevap edinedir. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.